Politika uzmanı bizi bekliyor. Ali Bey, çok sıcak bir haber akışı söz konusu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde acil toplandığı bir geceyi geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Neler var notlarınızda? Son durum nedir bugün itibariyle? Nasıl bir süreç işlenecektir Washington tarafında? İyi yayınlar diliyorum. Evet, Washington DC ayakta diyebiliriz. Putin'in Donbas bölgesindeki bölgeleri bağımsızlığını tanımasından sonra Biden önce Ukrayna Devlet Başkanı'yla daha sonra Fransa ve Almanya liderleriyle bir telefon görüşmesi yaptı. Ardından da bu iki bölgeye, yani Donbas'taki iki bölgeye yaptırım uygulayacağını açıkladı ve kararname yürürlüğe girdi. Kısaca belirtmekte fayda var. Amerikalıların bu bölgelere yatırım yapmasını ve bu bölgelerle ticari ve mali ilişki kurmasını yasaklayan kararnameyi imza attığını söyleyebiliriz. Buna göre sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti'ne yönelik Amerikalılar tarafından nerede olurlarsa olsunlar yeni yatırım yapılması, bu bölgelerden Amerika'ya doğrudan ya da dolaylı mal, hizmet veya teknoloji ithalatı yapılmasının yasaklandığı açıklandı. Aynı şekilde üst düzeyde yetkililerin bölgede hiçbir şekilde seyahat etmesini yasaklayan ve vize kısıtlaması getiren kararnameyi imza attı. Açıkçası bu yaptırım kararının biraz da sembolik olduğu yorumları var Amerikan kamuoyunda. Çünkü zaten Donbas bölgesi uzun zamandır Rus isyancıların altında olduğu için ekonomi ve ticari anlamda çok etkili bir alan değildi. O nedenle Biden yönetiminin bu yaptığı yaptırım kararının çok etkisinin olmayacağı beklentisi var. Sizin de dediğiniz gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde özel, acil bir toplantı yapıldı. Amerika'nın büyükelçisi sert şekilde eleştirdi Rusya'yı. Aynı şekilde Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi de şu anda Donbas'a giren Rus askerlerini işgalci olarak nitelendirdi. Ama Güvenlik Konseyi'nde somut sonuç yok. Sadece kınamalar olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Washington DC'ye geliyor. Blinken'la bir görüşmesi var. Ayrıca tahmini olarak Başkan Biden'ın kamuoyuna bir basın toplantısı yapma ihtimali var. Çok gergin saatler var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama ayrıca yaptı. Şu an itibariyle Ukrayna'da Amerikan diplomatları yok. Hepsi Polonya'ya taşındı geçici olarak. Bu da güvenlik nedeniyle ilgili. Yani hala Rus askerlerinin Donbas'tan daha ileriye gitme ihtimalleri üzerinde duruyorlar. Aynı şekilde piyasalara da bu etki yaptı. Şu anda varil başına 93 doları geçmiş durumda. Yani %3.82 bir artış var. Petrol fiyatlarında bir artış var. Bunu belirtmek istiyorum. Dün tabii tatildi. Ulusal tatil vardı ama piyasalarda bugün de bir düşüş bekleniyor Amerikan borsasında. Dış politika uzmanı Ali Çınar, çok çok teşekkür ederiz bu detaylı bilgilendirme için.